Hoş geldiniz. Oyun oynarken veya mimari yazılımlar kullanırken, video düzenlemeleri yaparken ekran kartımızın sıcaklıkları yükselir. Sıcaklıklar kaç derece olmalı? Fan hızlarını nasıl kontrol ederiz? Oyun oynarken FPS değerlerini izleme isimli bir video vardı. Bu videodan programı kurabilirsiniz. Şimdi ise fan hızlarımıza dönelim. Isı seviyelerine göre ayarlamanız gerekir. Öncelikle program sayesinde ısı seviyelerini ölçebiliriz. En üst seçenek ekran kartımızın sıcaklığı. Şu anda 35 derece ve çok güzel bir ısı seviyesi. 60 dereceye kadar sorun değil. Yani bu ısı seviyeleri gayet makul. Fakat masaüstünde ekran kartı boştayken 60 derece çok fazla. Hani oyun içinde veya ağır yazılımlar kullanıyorsanız 60 dereceye kadar hiçbir sorun yok. 60 dereceyi geçtikten sonra işte biraz fanlarınızı hızlandırmanız gerekebilir. Şu alt kısımda fan speed ayarını istersek otomatik istersek manuel elle ayarlayabiliyoruz. Otomatik olması için şuradaki otomatik seçeneğinin etkin aktif olması gerekiyor. Şu anda ben kendi yaptığım ayarları devre dışı bıraktım. Yani etraftaki yeşil çember kalkmış oldu. Otomatik ayarı da zaten kapatmış oldum. Şu anda manuel olarak yani istediğim ayarı elimle buradaki çubuğu sağa sola çekerek ayarlayabiliyorum. Ekleyip kaydımızı yaptım. Ekran kartımın fanı şu anda hızlandı. Sanırım ses size kadar geliyordur. Gürültüye mi katlanacaksınız yoksa ısı seviyelerinin biraz yüksek olmasına mı? Kritik nokta aslında ısı seviyelerinin 65'i geçmemesi. Hadi 70 olsun. 70'i geçtikten sonra bu fan hızlarını biraz gürültüye katlanarak çekmeniz gerekecek. Fakat fan hızlarını da %90'ın üzerine tavsiye etmiyorum. Mümkünse %70-%80 aralığında çalıştırıp ekran kartının sıcaklık değerlerini de maksimum 70'e kadar ayarlayabilmek. Fan hızını tabii ki ekran kartınızın sıcaklık değerleri düşükse düşük tutun. Fan hızlarının otomatik olarak ayarlanmasını nasıl yapacaksınız? Hemen buna bakalım. Ayarlar seçeneğinden fan seçeneğine geldik. Şu anda kullanıcı ayarlı otomatik fan kontrolü kapalı. Buradaki kutucuğu işaretliyoruz ve göründü. Evet, buradaki ayarları siz ısı değerleri ve fan hızına göre ayarlamanız gerekiyor. Alt kısımdaki olan sağ tarafa doğru yassı bölüm gördüğünüz gibi sıcaklık değerlerimiz. Yani sıcaklığımız 30, 50, 80, 90, 100 olduğunda sol köşede ise dikine doğru olan kısımda fanımız ne kadar hızlı dönsün. Sağ tarafa, sol tarafa geldiğinde ise sıcaklık değerini belirliyorum. Örneğin 30 derece olduğunda fan hızım %50 dönsün. Şu anda bu şekilde ayarladım. Peki fan hızım fazla gürültülü oldu. 30 dereceyken fan hızım da 30 olsun. Benim kullandığım ayarlar şöyle. 30 derecedeyken evet 30 olsun. 50 derecedeyken 60 olsun. 60 derecedeyken ise 75 olsun şeklinde ayarladım ben. 70 derece olduğunda fan hızımız 85. 80 derece olduğunda bu kritik nokta, evet bu noktadan sonra artık biraz daha yüklenmek gerekiyor maalesef. Fan hızımız 90 olsun. 90 dereceye geldiğinde ise fan hızım 97 olsun şeklinde ayarladım. Ekran kartınızın fanları daha büyükse tabii ki bu değerleri daha düşük tutabilirsiniz. Bunu ısı seviyelerine göre ayarlamanızda fayda var. Uygula diyorum aşağı kısımdan. Tamam diyorum ve fan hızlarım artık ayarlı. Şimdi ise şu son aşamaya geldik. Öncelikle kilidimizi açıyoruz. Bilgisayarım açıldığında başlaması için ise buradaki yeşil ışığın yanmasını sağlıyorum. Daha sonra ise bu ayarları kaydetmek için save deyip tekrar birinci butona bastım. Profil 1'e kaydetmiş oldum. Her şey hazır. Kilidimi kapatıyorum ve artık tüm ayarlarım hazır. Bilgisayarımı yeniden başlattığımda fan hızlarım devreye girecek ve istediğim hızlarda çalışacak. Oyunlarda FPS değerlerini, ısı değerlerini anlık olarak takip etmek isterseniz bununla ilgili video yayınlamıştım. Notebook, laptop kullanıyorsanız yine Notebook Fan Kontrol programıyla fanlarınızı kontrol edebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hiç teşekkür etmeyin. Like, beğenmeyi, abone de olmayı. Umuyorum ki herkes için faydalı olmuştur. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi ise kamera